Geçtiğimiz günlerde Sony'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği PlayStation 5 konferansında yeni konsolla beraber açıklanan oyunlar hepimizi heyecanlandırdı. Yeni oyunlar bir yana dursun, Dark Souls 1'in remastered versiyonunun gelmesi, Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu gibi haberler sayesinde heyecanımıza heyecan kattı. Ama daha konferansın hemen başında kısacık da olsa Miles Morales'in gözükmesi neredeyse bütün spot ışıklarını kendi üzerine çekti ve bu haftaki kimdirimizin de konusu oldu. O halde daha fazla siz değerli takipçilerimizi bekletmiyoruz ve soruyoruz. Miles Morales kimdir? İlk olarak Brian Michael Bendis'in yazdığı Ultimate Fallout serisinin 4. sayısında karşımıza çıkan Miles Morales, serinin çizerlerinden Sara Pichelli ve Michael Bendis'in ortaklaşa çalışması sonucunda doğuyor. 2008 yılında Amerikan başkanlığına Barack Obama'nın seçilmesinin ardından Marvel çizgi romanlarının baş editörü Axel Alonso, Amerika'nın ilk Afro-Amerikalı başkanının onlara ilham verdiğini söyleyerek en büyük ikonlarımızdan bir tanesine yeniden bakmamız gerektiğini fark ettik diyor ve Miles Morales karakterinin ilk adımlarını planlıyor. Obama'nın başkanlığa seçilmesinden sadece 3 yıl sonra ortaya çıkan Miles Morales, başlangıçta Marvel'ın politik doğruculuk yaptığını söylenenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor ama daha sonra hikayelerin kalitesiyle kendisinin basit bir karakter değişiminden ibaret olmadığını herkese kanıtlıyor. Bendis, Miles Morales'i yaratırken ünlü komedi dizisi Community'nin Antropoloji 101 bölümündeki David Glover'ın Spider-Man pijamaları içindeki halinden oldukça etkileniyor. Glover gördüğü anda böyle bir kitap olsa okurdum diyen Bendis, bu kitabı kendi yazma fırsatı buluyor. Miles Morales'in yaratılmasına ilham veren David Glover'ın ise daha sonra karakterle yolları bir kez daha kesişiyor ve Spider-Man Homecoming filminde karşımıza Miles'ın amcası Aaron Davis olarak çıkıyor. Belki hayat verdiği karakteri oynayamadı ama ona tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi ilham olan karakteri oynadı. Bu da kaderin bir cilvesidir belki ya, ne dersiniz? Earth 1610 adındaki bir paralel dünyadaki Afro-Amerikan bir baba ve Porto Rikolu bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Miles Morales, başlangıçta her süper kahraman gibi normal bir çocuktur. Earth 1610'daki Peter Parker'ın ölmesinden aylar önce Norman Osborn, S.H.I.E.L.D. tarafından yakalanır ve Green Goblin olduğu açıklanır. Osborn'un yakalanmasından faydalanan Prowler isimli kötü bir karakter, Osborn'un enstitülerine giderek değerli eşyaları çalar. Bu olaylardan hiçbirinin farkında olmayan ve biricik amcası Aaron'ın Prowler olduğunu bilmeyen Miles, amcasının evindeyken Osborn'un üzerinde çalıştığı Oz örümceği tarafından ısırılır. Böylece Miles Morales süper güçlerine kavuşmuş olur. Fark ettiği ilk süper gücü olan görünmezliğini babasından saklanmak isterken yanlışlıkla kullanan Miles, güçlerinin olduğunu anladığı anda diğer süper kahramanlar biraz farklı olarak hemen koşar ve en yakın arkadaşı Gankeli'yi anlatır. Gunke ile beraber güçlerini test eden Miles, esas Spider-Man yani Peter Parker'ın güçlerine bir örümcek ısırığıyla kavuştuğunu farkına varır. Her ne kadar bu güçler en yakın arkadaşını heyecanlandırıp eğlendirse de Miles, babasının mutantlar hakkında yaptığı negatif konuşmalarında etkisiyle sadece normal bir çocuk olmak ister ve süper kahramanlığı esas Spider-Man'e bırakarak normal hayatına devam eder. Miles Morales güçlerini keşfetmesinin üzerinden 2 ay geçtikten sonra Peter Parker'ın Queensboro Köprüsü'nde vurulduğunu öğrenir ve ona yardım etmeye çalışır. Ama oraya vardığı anda Peter Parker'ın May halanın son sözlerini söylemekte olduğunu fark eder. Güçleriyle başı boş dolaşıp Peter'a yardım etmediği için onun ölümünden kendisini sorumlu tutan Miles, Gunker'in de yardımıyla bir cadılar bayramı kostümünü üzerine geçirir ve Spider-Man ünvanını devralır. Her ne kadar duvarlara tırmanma, ağ atma, süper güç, süper refleks, süper hız, örümcek hisleri gibi klasik Spider-Man yetenekleri olsa da Miles Morales iki özelliğiyle Peter Parker'ın basit bir kopyası olmaktan sıyrılıyor. Bunlardan ilki kendisini görünmez yapabilecek kadar yüksek düzeydeki kamufle yeteneği. İkincisi ise gerçek bir zehir olmamakla beraber değdiği kişiyi anında felç eden zehir patlaması saldırısı. Miles Morales'in enerjisini yönlendirerek yaptığı bu güçlü saldırı, Miles ve hedefinin herhangi bir temasta bulunması halinde gerçekleşebilir. Buna Miles'ın attığı örümcek ağları da dahil. Hatta çoğunlukla onlar sayesinde bu saldırıyı yapıyor desek yanlış olmaz. Karakterin orijin hikayesinde ufak tefek değişiklikler yapsa da 2018 yılında yayınlanan Spider-Man Into the Spider-Verse miminin Miles Morales'in popülerliğini arttırmasına en büyük katkıyı sağladığını söylesek haksız sayılmayız herhalde. Film, Oscar, Altın Küre, BAFTA gibi oldukça prestijli ödüllerin tek tek sahibi olurken çizgi roman takipçilerinden de tam not aldı. Hal böyle olunca Miles Morales ilk çıktığı yıl olan 2011 yılından sonra bir kez daha en popüler Spider-Man'lerden biri oldu ve PlayStation oyunu gibi büyük çaplı projelerin içinde bulunması kaçınılmaz oldu. Efendim, böylece bir kindirimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin yorumlarınızdan seçip dilimiz döndüğümüzce anlattığımız kimdir ve nedir serilerimiz için önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ama hep kimdir istemeyin, nedir öksüz kalmasın, onu da sorun. Ve şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.